Cennet, müminlerin gerçek yurdu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinizden olan bir mağfirete ve cennete kavuşmak için çaba gösterip yarışın ki, o cennet genişliği gök ile yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Hadid Suresi 21. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da var. Kaf Suresi 35. Müminlerin ebedi yurdu cennettir. Allah dünyadaki çalışmalarının karşılığını onları cennetinde ağırlayarak verecektir. Cennet, insan ruhunun istediği her şeyi, hatta ayetlerin bildirdiğine göre daha da fazlasını barındıran bir güzellikler mekanıdır. Allah'ın Rahim isminin en güzel biçimleriyle ortaya çıktığı bir ebedi yurttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde dünya hayatının yanında cennetin insan için nasıl büyük bir nimet olduğunu şöyle bir örnekle açıklamıştır. Cennette yay kadar bir yer, güneşin üzerinde doğduğu veya battığı şeyden, dünyadan daha hayırlıdır. Kütüb-i Sitte 14, sayfa 429-2. İnsan bu konuda hiçbir bilgisi olmasa dahi, dünya hayatının eksikliklerini ve nefsindeki nimetlere karşı duyduğu özlemi kısaca düşündüğünde, bu gerçeği kolaylıkla anlayabilecektir. Zira Allah, dünya hayatının asıl hayat olmadığının anlaşılması için insana pek çok delil yaratmaktadır. İnsan, hemen her gün, başta kendi bedeninde olmak üzere dünya hayatının eksiklikleriyle karşılaşmaktadır. Sadece hayatta kalabilmek için dahi çok sayıda tedbir almak zorundadır. En küçük bir ihtimalde hastalıklarla, yaralanmalarla ve hatta ölümle yüz yüze gelebilmektedir. Ömrünün büyük bölümünü vücudunun acizliklerini telafi etmeye ayırır. Ancak tüm bu çabaya rağmen yıllarla beraber vücudu büyük bir bozulmaya uğrar. İnsan bedeni gibi en güzel çiçekler bile zamanla solar. En güzel renkli, en hoş kokulu güller, laleler, menekşeler çürüyüp bozulur. En lezzetli ve en taze görünümlü meyveler, sebzeler kısa süre içinde çürüyüp yenmeyecek hale gelir. En ihtişamlı evler, eşyalar, arabalar zamanla eskir, kırılıp dökülür. Bu sayılanlar insanın dünya hayatında muhatap olduğu milyonlarca eksiklikten yalnızca birkaç tanesidir. Ancak sadece bunlar bile insanın özlem duyduğu asıl yerin dünya olmadığını anlaması için yeterlidir. İnsan tüm bu eksiklikler karşısında içten içe daima mükemmelliği, bu eksikliklerin hiçbirinin olmadığı bir dünyada yaşamayı ister. Hastalıkların, ölümlerin, savaşların, kavgaların, kötülüklerin, eksikliklerin, sıkıntıların hiç yaşanmadığı bir dünyanın özlemini çeker. Bu amaçla bir sorunun olmadığı mutlu bir hayatı dünya şartlarında oluşturabilmenin yollarını arar. Oysa Allah Kur'an'da insanlara bu hayatı ancak cennette yaşayabileceklerini bildirmiştir. İnsanın bunun için yapması gereken ise son derece kolaydır. Rabbimizin rızasına uygun bir yaşam sürmek. Bunun ardından Allah'ın takdiriyle kendi istek duyduğundan ve hayal edebildiğinden çok daha üstün, kusursuz ve sonsuz mutlulukla dolu bir hayatla karşılaşacaktır. Dünya üzerindeki her şey Allah'ın yaratmasıyla varlık bulmuştur. Ve Allah cennetinde de bunlardan dilediklerini yaratacaktır. Allah'ın dilemesiyle cennetteki köşkler dünyanın en ultramodern villasından çok daha üstün olacaktır. Güzellikleri övülen cennet giysileri en ünlü Fransız ya da İtalyan moda evlerinkinden çok daha kaliteli ve estetik gözükecektir. Huriler de ille de Arap haremlerinden çıkmış kadınlar gibi değil, dünyanın en güzel kadınlarından daha çarpıcı ve çekici olarak yaratılacaktır. Allah cennetteki ortamı anlatırken her devrin insanların anlayabileceği güzellikleri sıralamaktadır. Bununla birlikte genelde bilinmeyen bir cennet özelliği vardır. Bu Allah'ın kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var ve siz orada süresiz kalacaksınız. Ayetiyle bildirdiği gerçektir. Ayet cennette insanın arzu ettiği her şeyin varlığını haber verir. Başka bir ayette de kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada diledikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da var ifadesi yer almaktadır. Bu ayetlerden insanı neşelendiren, güldüren ve eğlendiren şeylerin dünyadakilere benzer veya farklı biçimlerde cennette var olacağı, insanın aklına gelebilecek tüm isteklerin fazlasıyla orada karşılanacağı anlaşılmaktadır. Cennette mümin olağanüstü şekilde ağırlanacaktır. Rahman suresinde cennetle ilgili olarak bildirilenler şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.
şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere veya her türden sık ağaçlara sahiptirler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Astarları ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi yakındır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır? Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Alabildiğine yemyeşildirler. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde durmaksızın fışkırıp akan iki pınar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde her türden meyve, eşsiz hurma ve eşsiz nar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir? Rahman suresi 46-78. Başka ayetlerde de cennetle ilgili olarak şu bilgiler verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. İnsan suresi 20. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görürler. İnsan suresi 13. Orada anlamsız bir söz işitmez. Gaşiye suresi 11. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi. Saffat suresi 48-49. Derler ki, bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir. Ki o bizi kendi fazlından kalınacak bir yurda yerleştirdi. Burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz. Fatır suresi 34-35. Ancak Rablerinden korkup sakınanlar ise onlara yüksek köşkler vardır. Onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir. Onların altından ırmaklar akmaktadır. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Zümer suresi 20. Hesap gününün ardından Allah'ın salih kullarına çağrısı ise şöyle olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey mutmain, tatmin bulmuş nefis! Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir, cennetime gir. Fecir suresi 27-30.